Evet sevgili futbol severler, dördüncü bölümde de ve son bölüm beraberiz yine. Abdülkadir Özgen'de kalmıştık ama ondan önce bir pozisyon vardı, ben buraya yazmıştım. Veli ile olan pozisyon, o penaltı pozisyonunda hakem Veli'ye söylemiş zaten, demiş ki penaltından alakası yok. O pozisyonda yani penaltının olmadığını söylemiş. Zaten o, biz de hakemle ilgili de şunu söyleyeyim ben. O hakemle ilgili de, taraftarla ilgili de pozisyonda Efe o santrforları kendine atıyor. Veli dedi hocam dedi yani şeye hakeme yani bizi ezdirme dedi. Bu kendini atıyor. Yani atmışsa da sarı kart ver dedi ona. Şimdi biz ben yani, Veli ile ilgili biz Veli en belki de 2-3 haftada şimdi, en takdir ettiğimiz oyunculardan biri Veli. Veli bu konuyu Veli ile oynuyor. 3 adam yani. Var. Tabii, biz 3-4 yani. Adam var 2 yıldır. Özür dilerim Ekrem'cim. Onur. Veli, Ekrem. Fevzi, Ekrem. Evet. Yüreği ile oynayan 4 adam var. Bir de Mustafa Aşan buna katıldı. Mustafa Aşan evet orta sahada. 5 tane inkar etmemek lazım. Tane bir dinamo bizim, gibi çalışıyor. Evet, 5 tane evet. Yüreğiyle oynayan adam var. Bunlar hata yapsa bile hoş görmemiz lazım. Ha, takıma bu söylediğimiz şey onlara rahatlık verip de takıma zarar vermesin o ayrı konu. Ama ben hepsinin gerçekten gözlerinden ve alınlarından öpüyorum. Bana böyle adam lazım. Evet. Bak şimdi, Kıvanç da hazır. Sana bir şey söyleyeyim mi Ali abi? 2 hafta sonra Kıvanç da çok şey yapıyor. Ali abi. Tabii. Sözünü baldan kes. Katkısı olur tabii. Bunlar antrenman yapıyor. Bazen çift antrenman da oluyor ya. Normal günlerde tek antrenman yapıyorlar ya. Veli Kızılkaya sabah ayrı çalışıyor. Belli abi. Veli zaten. Öğleden sonra da ayrı çalışıyor. İdman yaptıktan sonra bir de salonda çalışıyor ayrı. Ben tanıyorum onu. İsmail bak. Nereden tanıdığını da sana söyleyeyim. Veli babamın oğlu değil. Bak açıkça söyleyeyim. Ama hırslı bir oyuncu. Urfa Spor'a faydalı bir oyuncu. Tam bana göre bir defansta bir sigorta. Evet. Mutlaka hata yapacaktır. Bak ben hataya bir şey söylemiyorum. Veli buradan değil. Veli ben Kütahya Spor'da top oynarken bizim genç takımda oynuyordu. Veli'yi oradan tanıyorum. Oynadığı takımlar da belli. Göztepe, Buca Spor, İsmail'im, Denizli bak, Spor. Yani şimdi Veli için söylemiyorum. Bizde Urfa Spor'da mücadele eden çok iyi yetenekli futbolcular var. Yok değil. Ama gelip uyuyan yatan futbolcular da var. Onu da söyleyeyim. Veli'ye benim canım kurban. İlk geldiği zaman transfer edirken dediler ya bu el bombası her yerde patlar. Evet. Ya dedim ne oldu bir baktım bir araştırdım sordum soruşturdum işte Adana'dan Karşıyaka'dan oradan buradan İzmir'den. Dediler ya çok hırsız çok şey bir adam. Zaten yüzüne baktığınız zaman adamın gözlerinden hırs okunuyor. Bana böyle adam lazım. Ne oldu? Veli bugüne kadar Urfa Spor'a kaç maç kaybettirdi? Bana birisi bunu söylesin. Hayır, ilk geldiği yani şimdi ben onun savunucusu değilim. Karşı karşıya gelmemişti birbirimize tanımayız. Kim yani ne yaptı? Kaç maç kaybetti? Ya işte geçen sezon Karşıyaka maçında orta sahada yapmış olduğu pozisyonun dışında. Ekrem, şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ya bırak da müsaadenle bir tane olsun abi şöyle, ya. Şimdi ben böyle bir şey algılanmasın. Şimdi zaten konu hakemle ilgili açıldı. He. Veli'ye geldi. Veli değildir, başka bir oyuncudur yani. Şimdi Ali abi fark etmez. Veli yani, biz orada hakem isteseydi çizginin üzerinde diye değerlendirip penaltı verirdi diye geldi bu konu. Evet. Biz Veli ile ilgili herhangi bir problemimiz yok ki. Biz zaten ben şimdi buraya özellikle not aldım. Bunu program içerisinde bunu söylemem gerektiğini düşündüm. Şimdi burada Veli gibi, Ekrem gibi, Yusuf gibi, Onur Akbay gibi, Fevzi gibi oyuncular varken diğer oyuncuların oynadığı futbol bu oyunculara hakaret gibi algılıyorum ben. Yazık oluyor yani bu oyuncuların verdiği emeğe. Aynen. Sen şimdi Fevzi müsabakanın 3. dakikasında bir kurtarış yapmış. Belki de maçın 5-0 olmasını engellemiş. Kesin. O pozisyonda Fevzi o topu çıkarmasa 3. dakikada biz gol yemiş olsak mecburen gol atmak için ileriye doğru çıkacağız 3. dakikadan sonra. Geriyi boş bırakacağız. Belki maçın skoru daha farklı olacak. Doğru mu Ali abi? Aynen. Şimdi Veli ile ilgili de Veli geçen sezonda geldiği zamandan bu yana kadar hep olumlu futbol oynuyor. Benim şurada bir tek Veli'nin dikkatini çekmek istediğim nokta şu. Ben dedim ki her zaman böyle şimdi bazı maçlar olur. Biz yani burada hakem olarak hakem gözüyle bakıyorum ben olayı Veli'ye öyle anlatıyorum. Yani o anlamda beni dinlesin. Şimdi bazı maçlar olur. Veli'nin o hareketlerine rakip oyuncular bak hoca sana neler yapıyor. Ona rağmen
Veli'ye hiç müdahalen olmuyor. Benim bir hareketimde bana sarı kart gösterdin, kırmızı kart gösterdin diye. Hakeme bastı, Veli'ye şey olarak döner. Şimdi Veli bu malzemeyi vermesin diye söylüyorum. Hmm. Veli eğer öyle bir şey yapmışsa, öyle bir tavır sergilemişse bu müsabakada, hırsından dolayı tavır sergilemiş, müsabakayı kazanma azminden dolayı o tavır sergilemiş. Biz Veli'ye bunun haricinde aksi bir şey söylemiyoruz ki. Evet. Bence Veli, buraya not aldım. Bu geçen hafta da bunu söyledim. İlk 3 haftada da yani savunmayı zaten tecrübesinden dolayı, daha önceki sezondan beri savunmada oynuyor olmasından dolayı Veli'nin yanına gelen oturuyor. Yani o savunmayı Veli yönetiyor aslında. Bunu herkes söylüyor. Sadece ben burada söylemiyorum. Yani Veli'ye sadece söylediğimiz şey şu. Bir de yani uzun boylu şey görünüyor. Ben agresif görünüyor. Hırslı adamları severim. Agresif usta. Görünüyor. Onun için seyirci Veli'ye tepki gösterdi. Ya şimdi o oyuncu o anda numara yapmış olabilir. Hadi gösterebilir. Hakem zaten o şey yapmamış ki. Gerekeni yapmış. Yapar. Aksi bir karar da vermemiş. Aleyhine bir karar da vermemiş. Tribüne sen küfretmedikten sonra. Bu tepkiyi o anda göstermek bana göre doğru değil. Yani müsabaka içerisinde öyle oluyor ki bir oyuncu hakemin şeyini bozuyor. Otoritesini bozuyor. Bir maçta da bir hakem tık Veli'yi takar kafaya. Hiç gereği yokken kart gösterir. Atabilir. Bir şey yapar. İkinci bir hareket yapar. Takımı yalnız bırakır. Çalışır, bizim Veli'ye söylemek istediğimiz bu. Yani bunun dışında evet. Biz Veli'yi seviyoruz da futbolunu da beğeniyoruz. Evet. Kral Allah emeği boşa geçirmesin. Biz biliyoruz senin ne kadar çocuklara ilgilendiğini. Sende rant olsaydı Urfa Spor senden çocukların durumunu hakkında bilgi alırdı. Sizden sonra kaç Urfalı geldi? İyi yayınlar. Biz de Zeki Coşkun'a sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Biz İstanbul'a gittiğimizde gerçekten bir 3-4 saatlik havaalanında bir ara oldu. Hemen Zeki'nin yanına gittik. Orada bir fırını var. Bize güzel bir lahmacun yaptı orada. Paylaşmıştın orada. Evet, onu da paylaştık. Buradan da Zeki'ye sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Urfa Spor'u İstanbul'da en iyi şekilde takip ediyor. Zeki'ye başarılar, hayırlı işler orada diyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak, ben inanıyorum Zeki kardeşim. Tabii Mehmet Köse, Yusuf, Onur Özer, Ahmet Güngür, Memo Can, Tanju, Doğan, Yamel, Paşa, Bayboğa, Hidayet Teker mesajları atıyorlar. Hoca ne zaman gidecek? Sabah bavulunu almış diğer kardeşlerimiz var. Bir iki gün bekleyin, sabredelim. Urfa Spor için yönetim gereken bilgi zaten verecektir. Evet Ali abi, hemen devam edebilirsin kaldığımız yerden. Ben şeyde kaldım. Şimdi bütün maçları izliyoruz. Yaptığımız iş gereği. Evet. Serdar Özbayraktar. Geçen sene Elazığ Spor'u taşıdı, kümede tuttu. Bir yerlere de götürdü. Bu sezon 4 maçta 5 gol attı. Evet. Ne diyorsun İsmail? Neredesin? Nasıl değerlendiriyorsun? Serdar için mi? Serdar Özbayraktar. Geçen sene bizde de oynadı. Hani devre arasında gönderdiler gitti. Bir iki yöneticiyle ters düştü. Hesaplarına gelmedi. Öyle oldu böyle oldu. Yanlış gitti. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 4 maçta 5 gol attı adam. Yanlış hatırlamıyorsam yedek kaldığı maçlarda da sonradan oyuna girdiği zaman gol attı. Oyunun skorunu değiştirdi Serdar Özbayraktar. Evet. O güne kadar bakın ilk 11'de İlk önce oynatmadılar. Oynatmadılar. Sonradan girdiği bütün maçlarda maçın skorunu değiştirdi. Sonra da devre arasında yollarını ayırdı gitti. Yanlış abi işte. Başı başına bir yanlış. Son 4 maçta bakın 33-34 yaşında belki. Yok, o bu işin kadar yaşı yok. Bilmiyorum. 32-33 olsun. Ve 4 maçta 5 gol. Urfa Spor kaç gol atmış abi? 2 gol atmış. 4 maçta 2 gol atmış. Samsun Spor 4 maçta 11 gol attı abi. Onu da dile getirelim ayrıca. Urfa Spor 1 gol attı daha. Yani bir gol attı. Tabii. Evet, bir gol attı. Sadece Göztepe maçı. Samsun Spor'da 4 maçta 11 gol attı abi. Sıralamada kaçıncı sıradayız? Abi işte bugün Alanya maçı vardı. Evet. Eğer Alanya maçı alırsa şey biz zaten tam dibe demir atacağız. Yani çok şey fark etmiyor. Onun için çok kötü durumdayız. Bakın arkadaşlar, şimdi programın sonuna geliyoruz ama bazı şeyleri Zeki de size mesaj atmış zaten. Eski giden yabancıları niye tutmadılar diye Zeki Coşkun da mesaj atmış. Yabancı diye. Da yerli de yani. Evet. Mesela yerli de yabancı da yani. Niye tutmadılar diye yani mesaj atmış. Şimdi bu pozisyona baktığımız zaman Urfa Spor'un şu anki durumu iç açıcı değil. Bakın hiç kimse kendi kendisini aldatmasın.
Buradan Urfa Spor yönetimine bir daha sesleniyoruz. Biz Urfa Spor'u seven insanları siz de seviyorsunuz. Bundan şüphemiz yok. Ama ne olur ağzımızdan çıkan burada konuştuğumuz kelimeleri kale alın. Size düşman değiliz. Derdimiz sizin kötü olmamanız, zor duruma düşmemeniz, derdimiz Urfa'nın kötü duruma düşmemesi. Evet. Ama şu anda Urfa Spor kötü durumda. Urfa Spor tarihinde, bakın ben çok eskiden beri, yani 1971'de ben Urfa Spor genç takımında oynadım. Evet. O günden bu yana içindeyim. Yaşım 58, hesap edin. Urfa Spor. Evet. Yıllardır yönetici, sporcu, şubu olarak, yorumcu olarak veya gazeteci olarak takip ediyorum. İçindesiniz. Arkadaşım böyle bir şey yok. Gerçekten yok. Tarihimizde yok. Ali abi, peki ben sana bir soru sorayım. Şampiyonlukla idare çıktığım yolla şu andaki durumum bu. 10 puan kaybetmişsin, doğru mu? Doğru. 10 puanı nasıl yakalayacaksın? Ha dersin ki birileri der 3 puanlık bir ligde bunlar şey mi? Yok, bunlar şey değil, ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Şimdi Urfa Spor'un rakiplerine bir bak. Karşıyaka. Yarısı Süper Lig'den geldi. Hazır adamlar. Evet. Bir Gökhan Ünal sende olsa. Tamam mı? Bak bir Gökhan Ünal sende olsa. Bir Necati sende olsa. Sen şu anda takımın havası değişir. Sen değil. Ne yapmışsın? Gitmişsin bana 5 tane, 6 tane, 7 tane. Saatçı mı diyorsun? Saatçı almışsın, gelmişsin. Bu bir. Altın Ordu gibi genç bir takım. Seni burada da vurur, orada da vurur. Onların bir iki haftadır oynayan futbolcular Çağlar diye bir çocuk. Çağlar yani. 96 yaşında, 96 doğumlu. Tamam. Genç bir çocuk. Git onu al gel ya bana. O da git Silva'yı alıp geleceğine bana onu al gel. İzledim, bayıldım. Bir de ısrarla oynuyor yani. Toni Silva yani. Ali abi yemin ederim Toni Silva'nın yaptığını ben de yaparım. Ya sen vallahi fazlasını yaparsın. Belki daha fazla yaparım. En azından defansa yardımcı olurum. Peki yani. Ali abi bir soru soracağım bu arada. Veli'ye yardımcı olurum. Şimdi bunlar zannediyorlar ki, unutma sözünü Ekrem'ciğim. Bunlar zannediyorlar ki Süper Lig'de bir hafta iki maç veya üç maç oynamış bir futbolcu Petite Ligi'nde Urfa Spor'da çok iyi oynar. Urfa Spor şampiyon. Ya böyle bir şey yok, yok. Yok böyle bir şey. Umut Gündoğan. Aldık. Nerede? Kötü bir topçu değil. Kadroda yoktu bu hafta. Buca Spor'da iyiydi bak. Buca Spor'da iyiydi ama Buca Spor'un belli bir yapısı vardı sen, diye iyiydi. Kadroda yoktu. Sen geçen hafta Umut Gündoğan'la ilgili konuştuğumuz zaman dedin ki ben Umut'la konuştum. Çok iyi antrenman yapıyorum. Bu maça hazırım. He. Samsun maçında görev verirlerse oynayacağım demiştim. Görev verildi demiş. Tribünde oturuyordu. Görevi tribünde oturmakmış. He. Bir de Ali abi bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi kamuoyunda böyle konuştuğumuz zaman işte programa da çıkıyoruz diye herkes bizi yakaladığı zaman bir şeyler söylüyor. Bazıları diyor ki şey iyi, Urfa Spor iyi bir takım ama yeni bir hoca gelirse bu takıma bir şeyler yapar diyor, değişir diyor. Bana göre Şanlıurfa Spor takımı şu anda iyi bir takım değil. Bir, ilk 11'de oynayan oyuncuların yarısı belki yarısından daha az verimli futbol oynuyor. Artı yedek kulübesinde oyunun seyrini değiştirecek hiçbir oyuncu yok. Şimdi diyelim ki biz şimdi diyoruz ki yeni bir hoca gelsin bu takımın başına. Sana göre bu takımın başına yeni bir hoca gelirse, bir de şöyle bir anekdot daha var. Siz bugün prensipli olan, başarıya hedeflemiş bir takımı şampiyon yapacak takıma özür dilerim, teknik direktöre teklif götürdüğünüz zaman ver ben bu kadrona bir bakayım diyor. Senin kadronda kim oynuyor diyor. Eğer kadro kafasına yatmazsa ki böyle bir şey olmayacağını bildiğimiz halde biz varsanlar üzerine konuşuyoruz. Evet, yani bize prensipli adam lazım, hoca lazım. O hoca da bu takımı gördüğü zaman kesinlikle bu takıma gelmez. O zaman yani sana göre bu takıma bir hoca gelirse nasıl bir değişiklik yapar? Hiçbir yani şey ne olabilir bu takımda? Ben de tam tersine size katılmıyorum. Evet. Ben hemen şey cevabım çünkü yani olabilir, senin fikrine saygı duyuyorum Ekrem tabii, Hoca. Tabii, Ali abinin tabii. Fikrine saygı duyuyorum. Ben de tam tersine katılmıyorum. Niye dersen, sebebini hemen sana söyleyeyim. Şimdi bütün malzemeler var, helva. Herkes o helvayı yapamaz. Bir saniye. Bak herkes onu yapamaz. Herkes onu yoğuramaz. Evet. Bunun da bir ustası var. Biz abilerden otururduk. İsim verim bir tane abi getirirdi bütün malzemeleri. Bir yapardı. Yemin ederim en iyi tatlıdan daha iyi yapardı. Öbür arkadaş dedi ben de yaparım. Yaptı, kimse inmedi. Ben de diyorum ki Urfa Spor kadrosu bana göre
şu anda PTT liginde en iyi kadrolardan biri bana göre. 2-3 tane siyahi futbolcuyu çıkarsa, onları saymıyorum zaten. 2-3 tanesini çıkaracaksın tabii içine. En iyi kadro bana göre, bana göre bu helvayı yapan yok. Şimdi bizde bana helva yapılırken, Urfa'da helva gelirse, yapılırken... İyi uğursa bana göre çok iyi bir helva yapacağım. Bir dakika. Zafertüz'ün izin verirse, şimdi bir de Urfa'da Zafertüz'ün bıraktırsa iyi bir hoca gelir, o zaman senin dediğine evet. katılırım. Evet. O dediğin şu anda bahsettiğin yani görüşlerimiz belki değil. Hayır sen sonuna kadar haklısın. Ama ben de verdiğin örnekten yola çıkarak söylüyorum. Evet. Urfa'da helva yaptığı zaman bizim Urfa'da helvayı sade yağla yaparlar. Tabii sade yağla yapılan helvanın tadı farklıdır. Tabii. Normal margarinle yapılan helvanın tadı farklıdır. Evet. Malzeme iyi olursa çıkacak helvanın lezzeti de daha farklı olur. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam o doğru. Benim söylemek istediğim o. Yani bir de şimdi konuşuyoruz, bu dördüncü haftadır konuşuyoruz. İşte Tony Silva diyoruz, Mangini diyoruz. Bu Juli diyoruz. Dudu diyoruz. Onu diyoruz, bunu diyoruz. Yani Mangini, şimdi bunlar ilk 11'de. Yanlış ismi Mangino mu? Mangini. Dudu Mangini. Dudu Mangini. Dudu Mangini ya. Yani şimdi bu abi, bunlar... İsimlerini biz hatırlayana kadar yıl sezon biter zaten. Şimdi bunlara baktığınız zaman bunlar hepsi ilk 11'de oynayan futbolcular. Hani bizim helva yapacak malzememiz? Ama sen gelir bana dersen ki burada Abdülkadir Özgen var. Burada yedekte işte Umut Gündoğan İyi olur ya da kötü olur, takıma faydalı olur. En azından PTT 1. Lig'de isim yapmış bir oyuncu var. Yeni gelen hoca gelir bunları koyar. Sen biraz önce şeyden bahsettin. Yeni gelen siyahı Edinho'dan. Belinde sakatlık var diyorsun. Şimdi benim söylemek istediğim iğneyle şu. İğneyle oynadı zaten o. 70'ten sonra iğneyle oynadı. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki o sürekli değil mi var o sakatlığının yoksa yok hem o idmansız hem antrenmansız. Hem de onu böyle bir maç kondisyonu... Genelde olsun. Kronik bir rahatsızlığım var o belinden. Vallahi genel olarak bilmiyorum ama yani çift kalede çıktı yani oyundan belinde sakatlık vardı yani. Dedim ne oldu dedi sakatlık var belinde. İğneyle oynadı yani doktora da sordum doktora. Şimdi nasıl bir oyuncu gittiği çok başarılı bir oyuncu olsaydı Kayseri Erciyesspor'dan gelip şu an Urfaspor'da futbol oynamazdı bana göre. Yok başarılı bir futbolcu. Başarılı ama demek ki sakatlığı var abi ondan dolayı bir şey hangi var. Hangi futbolcu ikincisi buna emin ol. Ben buna birebir şahit oldum. Yani bir adamın teknik direktör olarak bir takım başına getirmek istediğiniz zaman prensipli teknik direktör diyor ki kardeşim bana takım listeni getir bakalım senin kadronda hangi futbolcular var kulübünde. Eğer kafasına yatmıyorsa bu oyuncular yani Türkiye'de hangi teknik direktör bu saydığımız isimleri çok iyi tanıyor? Bu oyuncuların hangi birisi izlenerek alınmış? Hangi birisi gidip bizzat o bizim her zaman bahsettiğimiz Scout ekibi tarafından alınmış? Yani şimdi ben bu konulara çok fazla girmek istemiyorum ama yani bir sonuçta Urfalıyız yani bunu da söylemek zorundayız. Programımızın yani. Sonuna geliyoruz. Ben o zaman kendimce vurucu bir nokta şeyinde bulayım. Siz Maruf Güneş'in Urfaspor yönetimine neden girmediğini düşünebiliyor musunuz? Düşündünüz mü böyle? Düşünmedik vallahi abi. Düşünmediniz. Ben cuma günü bu takımın Kemal abisi var mı? Bu takımın abisi var mı? Yönetimde bu takımın abisi var mı? Ali abi ben cuma günü Kemal Süt'le para, pul, şahsi, sosyal başa baş birebir ilişkiler bir şey var mı? Bu takımın abisi kim? Saha içerisinde bilmiyorum da yönetimde Kemal var Süt'le, mı? Kemal Süt Bey'le cuma günü birlikte yolculuk yaptık. Orada da bahsetti. Dedi ki Maruf Bey takıma yönetici olarak girmedi kulübe ama biz biliyoruz ki Maruf Güneş'in bu konuda kendini yetiştirmiş. Maruf Güneş bu konuda bilgi sahibi dediğini biliyorum. Onlar da biliyor. Tamam neden ama? Nedenini ben bilmiyorum. Onu ben o işte şeyi sen bilirsin. Peki Ali abi. Demin sen söyledin ben unuttum sana söylemeye. O kadar probleme rağmen, o kadar soruna rağmen, o kadar çelişkilere rağmen ne yapmak lazım? Onu bana söylesen. Ki taraftar da bunun cevabını alıyor ama ben, kısa Ali abi anlat çünkü programın sonuna geldik. Çok kısa söyleyeyim. Zaten 2-3 dakikamız var, 5 dakikamız var. Evet. Baştan söylediğimi şimdi söylüyorum. İlk başta ne dedim programın açılışında? Ben Fethi Şimşek Başkan'ı seviyorum, sayıyorum. İyi niyetli bir insan. Bir şeyler yapmak istiyor. Şu anda bırakıp da gidemiyor.
Ama bu kendisine zarar veriyor. Ben yerinde olsam kongre kararı alırım. Evet. Takımı kongreye götürürüm, kulübü. Yerine kim gelirse gelsin ki illa tanışmış insanlar vardır. Çünkü bu kulüp dışarıdan hiçbir zaman, sadece Urfa Spor için geçerli değil bu. Evet. Bunun çok örnekleri var. Şimdi herkes Trabzon'a söylüyor da o klişeleşmiş bir laf. Hiçbir kulüp dışarıdan yönetilemez. Hele hele Urfa Spor gibi bir kulüp. Evet. Yönetilemez. Kendisi çok ciddi bir iş adamı. Gerçekten bakın bunu samimi söylüyorum. Yürekten söylüyorum. Sevdiğim, saydığım bir insan. Çok beyefendi bir insan. Ağladığını da biliyorum. Ama ağlamasın, üzülmesin. Kongre kararı alsın. Önünüzdeki 15-20 gün bir ay içerisinde desin ki arkadaşlar ben bu işi buraya kadar getirdim. Yani bu işin ayıbı yok ki. Fethi Çiçek kendi kendini yetiştirmiş büyük bir insan. Bakın çok samimi söylüyorum. Eğer içimden şu kadar olayı böyle alaylı bir şekilde söylersem namussuzum ya. Estağfurullah. Adam resmen düzgün bir insan. Ama bu işi yapacak bir yapısı yok. Uzaktan olmuyor. Kongre kararı alması lazım. Stadyumda görev yaptığım dönem içerisinde özellikle maç sonlarında işte yazık. Maç sonlarında koridorlara indiğimde işte soyunma odasının orada bulunduğumda halini görüyorsun. VIP salonuna geldiğimde bu dediğin gerçeklerle birebir ben karşılaştım. Aynen. Yani gözleri doldu, ağladı, üzüldü. Bir şeyler o yapmak için yürüyemiyor bazen. Maç yani, yüzüyor, yürüyemiyor. Koluna o kişi giriyor. Yani tabii. Bu kadar iyi niyetin sonucunda bu kadar başarısızlık varsa bu işin ayıbı yok. Hiç kimse de kendisini ayıplamaz. Ayıplayan olursa da ben de karşı çıkarım. Kongre kararı alıp kulübü bir şekilde kongreye götürmesi lazım. Ben bu işte yokum demesi lazım. Çünkü yürümüyor. Gerçekten yürümüyor. Yürümeyecek. İşin başında olmadığınız zaman olmuyor. Peki Ekrem, son cümleyi alayım abi. Ben de son olarak Ali abinin dediklerine katılıyorum. Senin bu en son söylediğin, sorduğun soru üzerine. Yani yönetimle ilgili ben her zaman söylüyorum. Yönetim istifa eder, etmez, gider, gitmez. Ama bu takımın kesinlikle toparlanması lazım. Bence çok tehlikeli bir süreç geçiriyor şu anda Şanlıurfa Spor. Çünkü geride kalan 4 yıl var. Hala bu takımda başarı yok. Artık taraftar şampiyon olmayı bırakmış. Küme düşme korkusu yaşamaya başlamış. Bununla ilgili tabii bizim büyüklerimiz de müdahale edebilirler, edeceklerdir muhakkak bu konulara. Bir an önce müdahale edilip gerekenin yapılması konusunda düşüncelerim bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Peki. Bundan sonraki müsabakalarda da yine Giresun Spor maçında inşallah beraber izleyeceğiz maçı. Evet. İnşallah o maçı galip geliriz. Bazen i̇nşallah. Bazen bir maç takımın havasını değiştirir ama benim de öyle bir inancım yok. Bu Giresun Spor maçını yensek bile taraftarın da öyle bir inancı yok. Bu takımın bu şekilde gittiği sürece başarılı olacağına kimse inanmıyor. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Dillerinize sağlık. Renk kattınız yorumlarınızda gerçekten. Güzel şeylere değindiniz. Tabii söylemek lazım. Yanlışa doğru, doğruya yanlış demememiz lazım. Çünkü doğru neyse doğruyu söyleyeceğiz. Yanlış neyse de yanlışı söyleyeceğiz. Gerçekten güzel yorumlarınız takdire şayan oldu. Çünkü sevgili taraftarlardan da çok güzel sizin için yani özellikle mesajlar geliyor. Onları gerçekten okumadım. Onları ben de özellikle fazla okumadım. Çünkü sağ ol İsmail. Çok gerçekten ederiz. Çok mesaj. Çok ben de özür diliyorum sevgili sponsorlardan. Çok mesajlar geliyor. Ben de okuyamıyorum. Sizden özür diliyorum. Çünkü zamanla hep okumaya çalışıyoruz. İsmail'cim bak bir şey söyleyeyim. Olayı yumuşatma anlamında söylemiyorum. Değil. Şu ana kadar 2 saattir programı yapıyoruz. Söylediğim her sözün arkasındayım. Altına imzamı atıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Yürekten oynayan futbolcu, evet. Bak, yürekten oynayan futbolcu maç öncesi maç sonrası düşünür, evet. Maç sonrası eğer yenikse ağlar. Doğrudur. Bunu sen daha iyi yaşamışsın. Ben çok yaşadım bunu. Yönetici, yürekten yönetici ise hiçbir şekilde beklentisi yoksa maçtan bir gece öncesinden iki gece öncesinden rüyasında o maçı görür. Ertesi günü o futbolcu o futbol takımı galip gelirse ondan mutlusu yoktur. Eğer o takım yenilirse o adamdan daha huzursuz bir insan yoktur. Karısını da döver, işinde gider işinde döver. Yemin ediyorum. Ben bunları yaşamış bir insanım ve yıllarca insan içerisindeyim. Herkese teşekkür ediyorum ben. Evet. Yani kimseyi öyle alıp yok, elimize yok. Şu top gibi oynayacak halimiz yok. Evet. Bize de yakışmaz. Ama bu iş yürek işidir. Senin de pozitif enerjinden dolayı özellikle bu
programda ki pozitif enerjinden dolayı size, sana da teşekkür ederim. Ya ben teşekkür ederim. Ben valla gerçekten o, yorgunum. Bize yani. De yansıyor yani. O şekil geldik. Evet doğrudur yani, hep birbirine bağlantılı zaten. Tabii. Ben de yorgun, iki gündür oradayım zaten, dışarıdayım. Yorgun geldim. İyi o, gelmiş. Eğer yani bir hata işledikse biz de sevgili futbol severlerden özür diliyoruz buradan. Evet, haftaya Güres'in maçı var. Ben gelin birlik, beraberlik içinde olalım diyorum. Bu taşın altına hepimiz elimizi koyalım. İnşallah galibiyetten Giresun maçına çıkacağız ve her şey çok güzel olacak. Ben inanıyorum, yürekten inanıyorum. Sevgili futbol severlere de ben başarılar diliyorum. Biz yine ekip olarak orada olacağız. Haftaya görüşmek dileğiyle spor zirvesinde. İyi akşamlar efendim.